Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. 2022'nin en çok merak edilen televizyon olayı nedir diye sorarsanız ta kendisi Erşan Kuner'i 3 gün sonra hepimiz seyredeceğiz. Ben şanslıyım. Daha önceden seyrettim bu röportajı yapacağım için. Ama hepinizin çok merak ettiği, sahiden de bu yılın en çok merak edilen işi için geri sayım bitmek üzere. Biz de dizinin ana kahramanlarını, ana oyuncularını, 3 tanesini bugün burada konuk edeceğiz. Ezgi Hanım, Merve Hanım ve Cem Bey. İzin verirseniz az önce konuştum başladığında, burada Merve Dizdar konuksa en çok konuşkan konuğumuz olduğu için onunla başlayacağım. Sizin de izninizle. Estağfurullah. Biz de öyle düşündük zaten. Ben... Farklı bir şey geldiğinde zannetmiyorum ki Ezgi zaten bu üçlü konuk formatına aynen, çok alışık. Ben bir öncekinde çünkü yeterince linç edildim hiç susmadığım için. Sorma, öyle bir şey var ya, bana da çok konuşuyor diyorlar. Güzel, hoş bir şey. Buyurun. Merveciğim, nereden çıktı Erşan Kuner'i fikri? Erşan Kuner'in rolünü oynayan genç komedyen arkadaşımızla çalışmaya nasıl karar verdin? Uraz, hocam. Uraz'ı diyor. Hocam ne olur cevap verir misiniz herhalde? Çünkü... Erşan Kuner'in fikri nereden mi çıktı? Yani ben yıllar evvel söylemiştim bunu oyunlarda, esprileri nereden bulduğumu ama. Ulusal televizyondayız değil mi? Yani az evvel fragmanımızı oynayınca. Neden biz bir dijital platformdayız? Neden, daha doğrusu ne kadar uzun zamandır Erşan Kuner'i konuşarak neden yapmadığımızı da hissetmiş oldum. Çünkü biraz frapan bir iş. Yani diliyle, dünyasıyla çok uzun zamandır acaba nasıl bir hikayeyle bu adamı ve bu arkadaşlarını canlandıracağız diye düşünüyordum doğrusu. Erşan ismi babanın bir asker, babamın bir hikaye değil mi? Evet, babamın bir arkadaşı var Erşan diye. Çok da nadir bir isim aslında. Çok var rastladığım şey ama çocukluktan bir Erşan abiyi hatırlıyorum. Ama tabii Sean Connery'nin isminle ilgili, yani o Erşan Kuner'i Sean Connery'nin melodisinden arak bir şey. Arak severiz biliyorsun. Şeyin de etkisi var ama galiba değil mi? Kuntepeer Canavarı'nın da bir çağrışımı evet, var. Tabii ki. Leman Yağ müthiş karakteri, efsane elbette karakteri. Yani işte bizim filmlerde biliyorsun hani Farsça, Arapça çok var hani Fakbadi. Demin sansürlendi ama olsun. Ama o bir isim. İsim, özel tabii, isim. Tabii. Yani yanlış anlamadım, hani İngilizce bir kelime değil, özel isim. Biz bir araya yani geldiğimizde yani işte artık o uzun yıllardır konuştuğumuz Erşan'ı belli bir kadroya bağlamıştık. Yani biz şöyleyizdir, biz 3 kız 4 erkeğizdir falan gibi artık şekillenmişti. Sonra şahane bir şekilde dağıttık rollerimizi. O kadar uzun zaman oldu ki yani hani bugün dün bitirdiğimizi düşün her şeyi. Mesela neredeyse 1,5 senedir konuşuyoruz tabii, yani. Evet. İşin evet, içindeyiz, giyiyoruz, çıkarıyoruz. Evet, tabii. Şey nasıl oldu? Yani. Şimdi mesela Gora'da bir sürü efsane karakter var. Erşan'ın ayrı bir işte dizisi, filmi, yani Erşan'dan bir ayrı bir iş yapma fikri nasıl geldi sana? Abi bir kere yani bizim mesleğimizle ilgili bir uğraş alanı ya. Oyuncular, yapımcılar, film setleri onlarla ilgili. O tabii yani insanı onunla ilgili bir şey yapmaya itiyor. Ben seviyorum yani kendi mesleğime yakın yerlerde gezmeyi. Yani mesela Okkabaz'daki sihirbaz, o da bir sahne adamı. Dolayısıyla bildiğin şeyden bahsetmekle ilgili oluyor. Yani rolleri dağıtırken de öyle. Yani mesela işte Merve tiyatro eğitimi ala bir oyuncuyu oynuyor. Yani mesela kendi hayatında mutlaka izler vardır. İşte Ezgi eskiden erotik filmlerde oynamış bir aktristi oynuyor. Yani vardır böyle gerçek. Ciddiyetle yani dinliyorum. Bir kendi hayatında dua mutlaka ediyorum. İzler vardır. Herhalde böyle. Hani. Masumlardaki erotizmden bahsediyorum. Evet. Masum masum. Kloraklı yani. Temiz bir erotizm abi. Dolayısıyla bizim mesleklerimize çok benzeyen, yani benzeyen, yansıyan öyle karakterler olduğu için bu adamdan ve arkadaşlarından bir macera çıkacağı belli. Şansımız şöyle oldu. Hepimizin takviminin denk gelmesi. Asıl güzellik o. Ben işte kafa için konuşurken Cem Yılmaz'a şeyi sordum. Arkadaşlarını izliyorsan ne derdin? Hani bittiğinde 8 bölüm birden. Dedi ki bu bir hüner gösterisi derdim dedi. Ha. Sen arkadaşlarını izliyorsan ne derdin? Mesela 8 bölüm bitti. İzleyecek elbette arkadaşlarını değil mi herkes? Tabii ki. Tabii ki. Ben izledim. Bir daha izleyeceğim. Arkadaşlarını ben de. Biz hepimiz izledik. Biz izledik. Çok merak ediyorlar. Sürekli soruyorlar. Ne derdi? Valla bence arkadaşlarım hakikaten bu işi çok beğenecekler diye düşünüyorum. Uzun zamandır
bekledikleri, eğlenebilecekleri ve hakikaten her şeyiyle bir bütün olarak çok şık bir iş göreceklerini düşünüyorum. Senin favorin hangisi? Soruyu yanlış anladım. Ben mi yanlış anladım? Ben şu soruyu şöyle anladım. Sen dışarıdan izlesen ne anlarsın? Tamamen bambaşka bir şey anlamış. Arkadaşlarımın ne diyeceği üzerinden söyledim. Yanlış mı oldu? Yok, gayet iyi, devam. Tamam. Ben yanlış anladım. Sen yanlış anladığın şekilde cevapla. Tamam. Senin nasıl anladığını biz de anlayalım. Merve, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Neredesin? Neden sen? Ne yapıyorsun? Yok, gerçekten soruyorum. İşte Feride. İşte. Çocuklar, ne yapayım? Değişmiyor bazı şeyler. Devam et arkadaşım. Senin favori bölümü hangisi? Ya bilmem ki. Erman da fena tabii bu arada. Ya gerçekten düşünüyorum. Birini düşününce ya bu da çok iyiydi. Erman da öyle. Bence Fakbadi de mükemmel. Kuru Murat da çok iyi. Yani... Çok güzel hepsi. Kemal. Kooperatif Kemal. Kooperatif benim hiç tartışmasız birim işte yani. Diyorum ya size, yani Nazlı karakteri uzun zaman izleyip sıkılmayacağım ve devamlı izleyeceğim, biraz eğlenmek istiyorum diye bir bölüm benim için mesela. Şey, evet, ben de Ezgi'nin dediği gibi bazen aramızda konuşuyoruz böyle, yani atıyorum Uraz'cığım senin favorin hangisi falan diye, Zafer abi sen en çok hangisini beğeniyorsun falan diye. Sonra anladım ki mesela bu da bir mesele. Yani tabii. Şimdi seyirci ben şunu çok beğendim, buna gülmedim. Bu güzel bir şey. Çünkü tabii. Hepsi başka şeyler. Evet. Dolayısıyla kendi favorimi mesela sayacağım zaman aklıma hep bir tane başkası diyorum ki doyamadım, çok komik falan diyorsun. Sonra aklına Kötü Mal filmi geliyor. Evet. Aa, Kötü Mal da çok komik. Kötü Mal da çok polisiye iyi. Olan mıydı Kötü Mal? Evet. Evet. Kötü Mal da çok iyi. Yani şunu demek istemiştim demin. Yani komiklik derken, bak yani bizi güldüren şeyin ne olduğunu insan hep merak eder. Yani insan neye güler diye. Bizim işimizin bir parçası da o ya. Ben diyorum ki ya şimdi yakın zamanda mesela şeylerin, oğlanların yaptığı neydi çocuk gibi. Feyyaz. Feyyazların yaptığı. Evet. Mesela bu onunla ilgili çok güzel şeyler duyuyorum. O da müthiş. Yani çok mesela değişik. Çok değişik bir mizah ve çok değişik bir sunum, değişik bir metin, değişik, evet, bir oynama güzel şekli. Mesela bu bana çok yepyeni bir şey, güzel bir şey ama geliyor. Ama tam dediğin şey mesela onlar için de geçerli. Hiç gülmeyen, hatta bilakis, evet, yani senin bir filmde var ya, bilakis kırıcı bulanlar da var yani. Var. Hiç komik değil yani. Ama var mı? Ne kadar güzel bir kapı. Yani mesela çok komik bir iş o ama çok akıllı bir iş sunum, evet, olarak. Evet, kesinlikle. Yani çok akıllı bir tuhaf sunum. Evet, tuhaf. Tuhafı daha kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Bizim işlerde şimdi ben bütününün tuhaflığı, yani iki katman var yani, bir kendi hayatları falan. Bütünün tuhaflığı birini kıkırdatmaya başlayınca öyle gidiyor zaten. Böyle film mi olur duygusuyla. Yani bir iki fragman yayınlandıktan sonra böyle tatlı tatlı eleştiriler duyuyorsun etraftan. Bazıları diyor ki yani ben tam konuyu anlayamadım diye. Ya ben sana söyleyeyim, biz de anlayamadık ki. Yani zaten konu da bu. Yani abi hiçbir şey anlaşılmıyor fragmanın. E doğru. Anlaşılmaz ki. 6 saatlik bir şey bu yani. Senin favori bölümün hangisi? Ya en iyisi mi bilmiyorum ama vallahi değil. Yani evet, yok. Benim favori 8'im bu olmasa ben bunları yazmazdım yani. Tamam. Çünkü mesela Islak Ejder diye bir film vardı. Siz duydunuz mu bunu? Yok, yok. Ben duymadım. Islak Ejder. Karate filmi. Yani en son hamburgerci açıyordu işte sonunda, yani Islak Ejder. Yani... Mesela onu yapmadım yani, onu sürdürmedim yazmayı. Hmm. Yani o öyle bir sönümlendi. Yani bir tapu mapu işleri oluyordu. Böyle Ankara'ya gitmek zorunda kalıyor iskan işleri için. Herkesi döverek tapu dairesinde kat be kat çıkıyordu böyle şey gibi. Ölüm oyunu gibi. Tapu ve kadastroda kung fu yapıyordu yani. Yani Islak Ejder filminde. Olurmuş aslında. Tabii ki olur ama yani işte ne bileyim, Ateşle Dans bir dans filmi, onu yapmadık. Evet, olacaktı. Bizim hepimizin içinde, evet, ukde kaldı. Alev sevinmiştir bu işe ama evet, Seyyal'de Feride çok gayet iyiydi. Yani onun isteği vardı. Dolayısıyla ben bu 7'yi seçtiğim için, şimdi bazen de 7 bazen 8 diyoruz. Bir bölümde bir film birazcık daha uzun olduğu için, 2 bölüme yayıldığı için öyle. Erman 2 bölüme yayıldığı için 7 film 8 bölüm. Vallahi hepsi çok favorim ya. Yani bir de ben onlarla tek tek, yani hepsi benim çocuğum. Tek tek ilgileniyorum ya. Yani hepsinin iyi olmasının için uğraşıyorum yani. Merve, Ezgi'ye sorduğum soruyu sorayım sana. Arkadaşların izliyorsan
Sen ne derdin? Arkadaşlarını izliyorsan. Arkadaşlarını izliyorsan. İşte ben soruyu oralarda sıkıntı var arkadaşlar. Sen lütfen. Nasıl arkadaşlarını izliyorsan diye anlaşıldı. Tamam peki. Arkadaşlarınla. İşte ben L'yi duymadım. Ben belki yutmuş oldum. Hayır ben tabii ki böyle anlıyorum. Ayrıca normalde. Sen soruyu nasıl benim istiyorsan cevap verebilirsin. Hatta istediğin gibi algıla ben öyle sorayım soruyu. Merve sen buraya mı gelsen acaba? Allah olur ya. Gel sen buraya. Allah benim abi. Ama özelliğim biliyorsun bu böyle şeyler. Ne dediniz şimdi? Arkadaşlarını izliyor olsan sen evet. Ne derdin? Cem Yılmaz bir hüner gösterisidir dedi. Hatta onun devamı da var. Beni seviyorsan bu çeşitlendirmeyi de seversin. Sevmiyorsan zaten sevmezsin dedi. Bence arkadaşlarımın çok seveceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarım da benim gibi genelde. Bilmiyorum hepsi herkesin yani oyuncu olan arkadaşlarımın içinde olmak isteyeceği bir iş olduğu için. Kesin biraz kıskançlık çok, olabilir anlamında. Hepsi de çok iyi bulacağını düşünüyorum yani çünkü... Bilmiyorum. Herkes heyecanla bekliyor şu an. Yani biraz rol arkadaşlarınızı masaya yatıralım istiyorum ben ama. Burada olmayanları bence yatıralım. Ben onlardan bahsediyorum. Evet abi nedir bunlar? Mesela abinizle başlayalım isterseniz. Vallahi abimin bu işte ya da benim yaptığım işlerde aslında yani tırnak içinde oyuncu olarak orada bulunması bir neşe işi. Onun hiç öyle bir dünyası yok. Onun yani temelde bu böyle yazarlıkla ilgili bir macerası. Tasarlanırken... Öyküyü dizerken, ne bileyim tercihler yaparken çok bir yardımı oluyor elbette. O işin hani ciddi bölümü. Şaka bölümü de abimin esprisi şudur. Yani tekneyi bekleyen çorbayı içer. Hani onun peruğu hep hazırdır. Ya, hakikaten. Abimin peruğu orada hazırdır. Evet. Er Yetiş diye bir karakter vardı. Harfle 206'da. Bayıldım ben ona. Er Yetiş karakterinin peruğu karavanda durur abicim. Abim de setteyse var mı abi Er Yetiş'lik bir şey deyip takıyor. O bizim aramızda bir espri. Ama bu arada Can abinin oynadığı karakterler hepsi çok efsane olan karakterler. Yani çok kısa ama hiç unutulmam. Mesela İsmail Bey değil mi kendi patlayan? Evet. Ya, bu unutulmaz bir şey o mesela. O bayağı uzundu. Uzun bir roldü o yani. Ama yani bizim aramızda bir şakadır. Onun da öyle bir maci şeyi var. Yani bununla ilgili bir iddiası yok yani. Eğleniyoruz yani kendi aramızda. O kadar da olur. Ama komik şeyler yaşamıyor değiliz. Yani yıllar evvel bana şey demişti. Yahşi Batı filminde kötü adamlardan birini oynamak istedi. Dedi ki Johnny Lash. Johnny Lash karakterini ben oynayacağım dedi. Ben dedim ki. Ya dedim moruk o çok zahmetli. Ya ata bin, atlanın, öyle yap böyle laflar söyle. Ya dedim böyle bir eğlenceli. Çünkü ben biliyorum yani yolculukta onu he dersin sonra orada yoruluruz yani. Dedim ki sen dedim bence onu oynama falan filan. E sen burada Arif olacağım diyorsun oluyorsun diyor. Ya şimdi olur mu bu yani böyle bir şey olabilir mi? daha önce çalıştıklarımdan mesela... Zafer abim elbette, Çağlar, gene pek yakında da beraber oynamıştık Çağlar'la. Onlar daha önce oynadıklarım. Bir de hiç yani bir de Uraz'la bir küçük böyle bir iki arada filminde. Uraz'la bu arada Tuntum sen 2019'da konuşmaya başlamışsın değil mi? Tabii, tabii ki. Öyle mi? Bodrum'a gelip gidiyordu. Bodrum'a. 2019. Evet evet, bu 2019'un yazında başladım onunla. Takvimleri dolu abi. Yani o sıralarda işte bir Russell Crowe'u yokladım. Türkçe oynayabilir misin diye. Ya o Zeus olacakmış. Herkesin işi var yani. Uraz'la bu kadar çeşitli bir şeyi ilk defa yapıyoruz. O da çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Ya bu kadar çeşitli bir şey mesela daha önce yapan biri var mıdır acaba? Yani 8 bölüm içinde 8 film. Evet. Ya böyle bir şey yani, çok yani başka bir yani ben mesela oyuncu olsam falan yok. Acayip de bir deneyim bir anda öyle değil evet, mi? Evet yani, evet canım çok heyecanlı. Ama deneyim ama yani birazcık çok da. Çok zordu çok işte. Büyük yetenek tam ondan yok. Bahsediyorum işte yani. Çok zordu. Böyle benim diyenin yapacağı bir şey değil üzgünüm yani. O nedenle bazen sistem ediyorlar yani biz niye yokuz falan bilmem neden acaba. Zafer abinin yaz hikayeleri var mı ben bilmiyorum mesela. Zafer abinin hikayesi ya. Benim bilmediğim var mı en azından? Nerede? Ne hikayesi? Sizin setten var bu. Abi Zafer abi çalışkan bir insan ya. Yani evet. Çok çok enerjik. İşinde yani öyle bir komedik yani aksiliklerden komiklik yaşamıyoruz onunla. Ama bir keresinde science fiction bir film çekiyoruz. Ben, Nilperi ve Zafer abi var sahnede. Zafer abi voice over yani dışarıdan seslendirilecek olan sayfalarca replikler var. Bir de canlı olarak söylediği replikler var sahnede. Yani bir diğeri
6 ay sonra stüdyo ortamında kaydedilebilir. Ama bir grupta orada söylemesi gereken laf, çekim sırasında söylemesi gereken laflar var. Zafer abi o gün sete gelirken 6 ay sonra söylenecekleri 3 sayfa onları ezberlemiş. Yani yanlış şeye çalışmış. Yanlış şeye çalıştığı için de telaş yaptı tabii ve çok zahmetli bir makyajı var. Gerçekten 45 saniyelik bir sahne yani, ama bütün gün onu boyadılar. Zeyrek'te çekiyoruz. Bütün gün boyadılar. Acayip bir kostümler giydi. Geldi, söylüyor lafları. Diyorum ki abi onlar değil bugün. Onlar 6 ay sonra. Bugün lazım olanlar. Bugün lazım olanlar hangisi ya diyor. Gösterdim. Ulan bana, ben öbürleri zannettim diyor. Abi bak orada küçük parantezle ekranda söyler yazıyor bunları. Sen dedim canlılar. Ha canlılar yok dedi. Elimde. Dolayısıyla yani çok zorlu bir gündü o. Bir de bir mağaradayız bir falan filan. Bir de o makyajla falan. Makyajla bayağı o gün uzaylı oldu. Abimin güzel anıları var. Hani replik unutmayla ilgili. Nasıl? Bizim Şakrak'la da ilk defa çalıştım. Ben mesela Şakrak'ın şöyle bir şeyi var, Bülent Şakrak. Kendi de fark etti. O bana o huyunu söyledi. Ben onu sahnede çok izledim. Çok eğlenceli bir dinamik bir oyuncu o da. Şimdi volümü arttırıyor unuttuğu zaman. Yani repliğini unuttuğu zaman volümünü arttırıyor devamlı. Ya demek öyle oldu falan diye. Yani yükselttiği zaman volümü, anla ki bir sonraki cümleyi hatırlamıyor. Yani. Bize bu huyunu da öğrettiği için aa baktım ki bu bazen bağırıyor. Dedim ki devamı yok galiba. Yani bağırınca o hani şey yaşlılarla turistle konuşurken buradan doğru git falan vardır ya. Öyle bir mekanizma geliştirmiş o. Abimde ise biz bunun eline bir tane gazete verdik bir sahnede. 82 yılının Saklambaç gazetesi falan. Böyle okuyor. Ve Zafer abi geliyor, karakterdeler ikisi de. Bir replik söylüyor ve abim ona evet demesi lazım. Evet. Oyun. Baba baba baba. Neydi benim lafım ya? Neydi benim lafım? Evetten daha uzun. Yani lafım neydi dedi. Biz dedi ki evet. Aa ben evetimi unuttum dedi. Peki dedim bu sırada hani burada hani giyindik, makyajlar yapıldı. Oturuyorsun ya hani evet diyeceksin. Ben dedi gazeteye daldım dedi. Daldım dediği gazete 1981 yılının Saklambaç'ı ve kurgu. Kurgu gazete. İçinde mesela Öner falan yazıyor. Öner Işık yakalanmıştır falan. Ulan diyor ben de gazeteye daldım. Kuzenimin adı Öner Işık. Kurgu olarak da orada bir haber var. Öner Işık'ı görünce ona daldım diyor. Ne olmuş acaba Öner'e 81'de diyor. Çağlar'dan var mı böyle mesela çok? Abi Çağlar yani... O da çok böyle bir yoğun bir işten çıkıp tekrar yoğun bir işe gitmek üzere çalışıyordu. Ama yani ben onunla daha önce çalıştım. Onun şeyini biliyorum yani hızını mızını. Ama ona çok iş çıktı. Yani işte kılıktan kılığa girmelerde o da yani bir liste yapsak hepimiz girdik elbette de. Yani zahmetlilik olarak onunki biraz zahmetliydi. Bu kadın hikayesi anlattım. O müthiş ya, o ya. Çok güzel. Uraz'ın var mı böyle bir hikaye? Ya o şey, bu arada onların şeyi de çok sen iyi ya. Sen bakma Uraz yani işini çok ciddiye alan bir çocuk yani gerçekten. Evet. Yani böyle hani komediktir, şöyledir, abi nasıl olsa yaparız hiç öyle yaklaşmıyor. Uraz'la ilgili espri aslında birazcık da şu. O kadar fazla ciddiye alıyor ki benim sinirim bozuluyor. Mesela ben oğlum tamam işte konuştuk ya peki ya oğlum... Peki orada ben falan hani tamam oğlum hani şey gibi değil. Hiçbir sorusu öyle hani tırışkadan değil. Hani bazen öyle aktörler bir de işi de böyle yüceltmek için. Abi burcum ne falan filan böyle şeyler de sorarlar da. Ya o tip değil. Gerçekten işe yarayan sorular soruyor ama yerinden fazla. Burcum ben yani onunla yani dedim ya yani çalışmaktan seyirci bu arkadaşlarım başka şeyler de izliyor ya. Elbette ben de izliyorum yani. Biliyorum yani onların bir şey yani mutlaka kabiliyetleri geniş olduğunu ama işte yani bizim yaptığımız iş türünde iş çok olmayınca hepimiz böyle heyecan duyuyoruz başka şeyler oynamaktan. Onun için çok eğlendik.